Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Malum Ramazan ayı başladı. Ben de sizlere güzel bir pide hamuru tarifi, pide tarifi vermek istedim. Bu sebeple fırında saatlerce sıra beklemenize hiç gerek yok, emin olun. Evde kendiniz de aynı güzellikte pide hazırlayıp yiyebilirsiniz. Tabii ki odun ateşinin de pişmiş pidenin lezzeti farklı olacaktır ama gerçekten şimdi bu hastalık döneminde, virüs döneminde orada sıra beklemenize bence hiç gerek yok. Şöyle 500 gram çok amaçlı un, buğday unu ekliyorum kabıma. Şurada 180 mililitre yani 200 milimlik bardağımla üzerinden çok az eksik gördüğünüz gibi ılık suyum var. Şöyle 36-37 derecede. Öncelikle ikisini güzelce bir karıştırıp yoğuracağım. Düşük devirde eğer elde yoğurursanız tabii ki daha farklı. Önce un ve suyu karıştırın. Daha sonra maya ve diğer malzemeleri ekleyeceğiz. Buradaki suyun bir kısmını daha ekliyorum. Toplamda 350 mililitre su kullanmış olacağız. Hamurumu 6-7 dakika kadar yoğurdum güzelce. Şöyle biraz açıp ortasını. 10 gram taze mayam vardı. Onu kalan suyumun içerisine ekleyip şöyle karıştırıp eriteceğim. İçerisine bir miktar şöyle bal akıtacağım. Şeker de kullanabilirsiniz, pekmez de kullanabilirsiniz tadını arttırmak amacıyla. Hemen bir tatlı kaşığı kadar yeterli gelecektir. Bir tatlı kaşığı da malt ekleyeceğim mayayı kuvvetlendirmek için, pidemin daha uzun süre bayatlamaması için ve nasıl denir, daha böyle pofidik pofidik kabarması için diyebilirim. Tuzunu da ekliyorum 1,5 tatlı kaşığı kadar. Hepsini bir karıştırıp hamuruma ekleyeceğim. Evet, hepsini karıştırdıktan sonra dediğim gibi bir yandan yavaş devirde karıştıracağım, bir yandan da ekleyeceğim. Kabımı şöyle zeytinyağıyla biraz yağlayacağım. Hamurumuza olup olmadığını şöyle test edebiliriz. Bakın ne kadar güzel açılıyor, görüyor musunuz? Böyle açılıyorsa hamurunuz olmuş demektir. Şimdi kabımızı aktaralım ve mayalanması için dinlendirelim. Kapağını da kapatalım. Ilık bir ortamda 45 dakika kadar, pardon, yarım saat kadar dinlendireceğiz. Pide hamurum çok güzel olmuş gerçekten. Hemen şöyle unladığım tezgahıma aktaracağım.
Bir miktarda böyle rahat bırakacağım onları. Üzerine temiz bir bez örterek. Bir 10-15 dakika. Ondan sonra hazırladığım su ve un karışımını üzerine sürerek tırnakla yapacağım. O arada da fırını açıp ısıtacağım. Burada biraz bir tepeleme olmayan silme yemek kaşığı unu 2 su bardağı suya, kaynamış suya karıştırdım. Daha sonra da içerisine bir yemek kaşığı kadar da yoğurt koydum bunun. Şimdi bunu hamurumun üzerine süreceğim. Daha sonrasında şu şekilde tırnaklarımızı düz olarak batırıyoruz. Şöyle. Evet, pidemiz hazır. Hemen küreğin üzerine alıp 250 dereceye ısıttığım fırına süreceğim. Tabii şimdi bu şekilde gelmiyor. En iyisi şöyle alayım. 15 dakika kadar pişireceğim şimdi pidemi. Kağıtla bıraktım. Kaymadı çünkü, yapıştı. Üzerine şey sürdüğümüz için, su sürdüğümüz için. Birazdan kağıdı alacağım altından.
görüntülerin, seslerin tadını çıkarın istedim. O yüzden konuşmak istemedim. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir pide oldu gerçekten. Yumurta alerjisi olanlar veya sevmeyenler için de üzerine güzel parlak gösteren bir sos sürdük. Ve çok güzel oldu bu sayede. Çok lezzetli oldu. Teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın. Lütfen kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı ihmal etmeyin. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.